Yo, hepinize merhabalar. Ben Egecan Kırtaş. Uzun zamandan sonra en iyi serimiz olan Tom Clancy Rainbow Six Siege operatör tanıtımları sezon 3 ile sizlerleyiz. Ve iki tane operatör tanıtımı yapacağım diyeceksiniz. Bir atak, bir defansif. Hayır, yok canım öyle bir şey. Bu sezonda 3 tane yeni operatör geldi. İkisi defendersa, birisi attackersa. Defenders Taki Legion ve Ela. Attackers'taki ise Ying. Ying'i bir sonraki bölümde izleyebilirsiniz. Ama bu bölümlük Ela ve Legion'ı yapacağız. Şimdilik soracak olursanız, çok iyi takip etmiyorsanız, New Show operatör geldi. Geçen sezon Operation Health denilen bir şey oldu. Ve sadece oyuna patchler geldi. Yeni güncellemeler, lag fixleri, server fixleri geldi. Yani oyun olabildiğince fixlediler ve çok kişi çok daha kötü ettiğini söylüyor ki haklılar. Onun dışında onun için o sezonda hiçbir şekilde operatör verilmediği için bu sezonda 3, gelecek sezonda da 3 tane verilecek ve o sezonun o verilmeyen operatör açığını kapatılacak. Sadece ekstradan yeni bir map verilmeyecek diye biliyorum. Tek kaybımız map oldu. Ben sizin PES sahibi olduğum için bana anında erken erişimden verdiler. Technical test server'ında da denedim hero'ları diyorum, karakterleri çok efsaneler ve hani roaming için oldukça iyiler. Öncelikle Legion'dan başlayıp Ela'ya geçeceğiz. Ama öncelikle söylemek istediğim birkaç şey var. Eğer yeni map'in tanıtımını yeni karakterlerinle full dolu ranked bir maç yapmamı istiyorsanız, ilk 10 ranked maçımı sizlerle yapmamı istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Çünkü olabildiğince video stoklamaya çalışacağım. Taşınacağız ve hani zaten çok nadiren video atarım ama azıcık ara sıra atayım diye bütün videoları YouTube'a atacağım ve haftada bir falan yayınlamayı planlıyorum. Onun dışında her şey çok güzel. Her şey hazır. Bu arada gold bitirdim. Merak edecek olursanız. Gold 2 veya 1 bitirdim. Platinum çıkamadım bu sezon. Neyse. Legion'dan başlayalım. Öncelikle özelliklere en başta değinmek istiyorum. Ama bir dış görünüşten görelim. Grafiklerin biraz kötü olabilir. Ben hani kusura bakmayın, biraz açmayı da unuttum. Bir sonraki videoda böyle bir hata olmaz. Adamları daha rahat görebilmek için grafikleri düşürüyorum. Onun için böyle bir problem var. Legion 365 dereceli dönüşü böyle arkadaşlar. Karakter oldukça güzel. Tek sorunu spor ayakkabı, short ve operasyon. Hani biraz tuhaf olmuş ama bunlar polis kuvvetleri benim biraz araştırdığım için. Bunlar bu arada Hong Konglu. Size bunları demeyi unuttum. Bunlar Hong Konglu arkadaşlar. Ela ve Legion. Pardon. Ela ve Ying. Çok karıştırdım. Legion ve Ying. Ela ise Polonyalı. Gelecek sezonda gelecekte Polonyalı olacak ekstradan gelen karakterde. Silahları efsane. Üçünün de birden. Black Ops'tan almış gibiler. Sınırsız mermi gibi bir şey. 50, 60, 70, 80 civarlarında mermileri var ve sekmiyor silahlar. Hani düzeltmiş olabilirler biraz recoil'leri ama sekmiyor silahlar. Ve çok iyi. 365 derece döndürdük. Şimdi günün formadan geçeceğim. Normalde verilen kask bu. Abimizin ağzında bir tane kürdan tarzında bir şey var. Normalde verilen kask bu. Ama Season Pass sahiplerine Monzion diye bir tane böyle kask veriyorlar ki bu daha güzel duruyor dıştan olarak. Gördüğünüz üzere şurada Hong Kong'un işareti de var. Bir tane de ekstradan gelen Blood Orchid diye. Ve bu simsiyah. Bazı üniformaları da simsiyah. Ve cidden bu bazı karakterlere çok iyi gidebilir. Ben de bunda üniform normali böyle. Ben de bunda üniforma var diye kullanmayacağım. Normali böyle arkadaşlar Legion'ın. Kask hariç, kaskı daha temin gösterdim. Ama bu böyle çok iyi bir hava katıyor bence. Hani cidden çok hoş duruyor. Ama bir de şuna bakın be abi. Simsiyah. Tam roaming için ya. Ve hani hem dıştan falan çok hoş duruyor ama almayacağım. Çünkü beleş kostüm vermişler. Bu kostümleri sadece Season Pass sahiplerine veriyorlar. Ama bunları kendiniz alabilmeniz gerekiyor. Emin değilim. Ama alabilmeniz gerekiyor. Onun dışında loadout'una geçelim. Legion'ın shotgun'ı suppressor'lu. Evet, kendinden suppressor'lu. Hani ve burada fark ettiyseniz damage, fire rate, mobility, capacity kısımları yenilendi ve çok daha belirgin oldu. Size teker teker anlatmaktansa burada kendiniz bile çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz.
6-12 SD Shotgun. Burada gördüğünüz üzere 12 gauge, 12'li mermi kullanan shotgun. 6'lı ne denir ona? İngilizcesi aklıma geliyor da Türkçesini söyleyemiyorum. 6'lı şarjörü olan ve içinde gizlilik için suppressor bulunduran, susturucu bulunduran bir shotgun. Damage 35, fire rate shotgun zaten direktman geçmişler. Mobility 50, shotgunla çok hızlı bir şekilde koşabiliyorsunuz. Kapasitesi 6. Ben buna reflex sight taktım. Shotgun'ı da göstereceğim. Bu arada Operation Health'ın gold charm'ı da böyle. Blue Nebula taktım skin olarak. Laser kullanmanızı önermiyorum. Çünkü yerinizi belli ediyor ki Roaming Heroes'u bu karakteri. Silah böyle. Silah güzel. Dış görünüşten biraz grenade launcher'ı andırıyor. Shotgun'ı güzel. Daha technical tester dışında denemedim. Ama bunu da deneyeceğiz. İkinci silah T5 SMG Submachine Gun. Damage 30, fire rate 900, mobility 50, kapasitesi 30. Bunun haricindeki tüm operatörlerde çok yüksek kapasiteli mermiler var. Bunu PUBG'den Groza olarak adlandırabilirsiniz. Groza'ya benziyor. 9 mm kullanıyormuş. Hafif submachine gunmış. Yüksek rate'de fire varmış. Tam çeviremedim, kusura bakmayın. Dersime fazla çalışmadım. Bugün çıkar çıkmaz videosunu çekmek istiyorum çünkü. Gelelim buna. Holographic Sight. Flash Hider'ı taktım çünkü SMG'lerde Flash Hider benim için daha iyi oluyor. Ama bu tamamen zevk renk meselesi gibi bir şey. Bazılarınız tek tek sıkar, muzzle brake alır falan. Blue Nebula taktım gene. Operation Health Gold da böyle tekrardan. Silah çok güzel duruyor bu arada. Uzaklaştırabiliyorsak uzaklaştıralım ama uzaklaştıramıyormuşuz. Bu arada. Unutmadı demeyelim. Bandit ve Jaeger'dan ECOG kalktı. Artık onda Holo, Reflex veya Red Dot kullanabileceksiniz. Çünkü çok OP diyorlardı tüm community. Ki hani ben bir spam killer birisi olarak üzülmedim değil. Ama bu yeni Roaming Defender'larıyla efsaneler. Handgun olarak Q929. Bazılarının İngilizce, bazılarının Türkçe söylüyorum, çaktırmayın. Q929 adlı bir tane handgun'ımız varmış. Yarı otomatik pistol. Yüksek ne denir ona, high accurate, iyi bir şekilde hani arka arkaya ateş ettiğin zaman fazla dağılmıyormuş ortala, hızlı ve low recoil, oldukça iyi. Damage 50, fire rate yok çünkü pistol ve semi automatic. Mobility 50, kapasitesi 10. Az mermili ama 50 tane vurması çok hoş. Ben pistolle teker teker sıktığım için muzzle brake tercih ettim. Siz istiyorsanız suppressor da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen gene zevk renk meselesi. Gene Blue Nebula yaptım çünkü dış kıyafetiyle çok hoş duruyor. Gadget olarak Impact Grenade var. Deployable Shield var. Bu roaming olduğu için hani kendi duracağınız yere Deployable Shield koyabilirsiniz. Ama ben Impact Grenade, duruma göre değiştirebilirsiniz bunu. Impact Grenade ile sağ solu kapamanız için hoş olabilir. Kusura bakmayın, boşuna render bana girecek bu arada. Şaka bir yana, duruma göre seçersiniz. Takımınız Impact Grenade istiyorsa Impact Grenade, sen roamlayacaksan Deployable Shield daha iyi olur. Ve gelelim details ve istatistiklere. Neden roaming, çok iyi bir roaming olduğunu gösterelim. Öncelikle 2 armor, 2 speed'i var. Bu Legion'ımız Goo denilen bir şey fırlatıyor yere ve bu 2 saniye içerisinde Echo drone'u gibi görünmez oluyor. Ve bu Goo dediğimiz gadget'ı sadece dronlar çarparsa görünüyor. IQ görebiliyor ve Thatcher görebiliyor. Hani Thatcher'da görebiliyordan kastım yıkabiliyor. Öbür şekilde random hit fire attığınız sürece de çok rahat bir şekilde yerlere girerken bir sıkıp girebilirsin. Veya IQ almak şart oldu bence artık. Bu Legion ve neydi öbürünün ismi? Ela için. şimdi tamamen size buradakinin Türkçe şeyini yapacağım. Clocked toxic mines inject a compound which injures opponents and limits their speeds. Toxic mine atıyormuş. Yani zehirli bir tane mine koyuyormuş ve bu görünmez olabiliyor. Ve bu insanları belirli bir süre boyunca injürlüyor. Ama hani çıkarmazsınız, size bu çarpıyor ve bacağınıza yapışıyor. Çıkarmazsanız her 2 saniyede bir size, 2 saniyede olmayabilir, değişmiş de olabilir, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Her 2-3 saniyede bir
onar onar size damage veriyor ve bunu çıkarmazsanız hem ekstradan damage alıyorsunuz, injure kadar yolunuz var ve sizin çok fazla yavaşlatıyor. Yani roamlayacağınız odanın etrafında bundan döşerseniz efsane olabilir. Ciddiyim, efsane olabilir. Çünkü adamın nereden geleceğini çok rahat bilebiliyorsunuz. Onun dışında operatör bu. Legion efsane mi? Kullanılır mı? Kullanılır. Nerf gelir mi? Bence gelir diyorum. Geçirtene küçük bir nerf geleceğinden %100 eminim. Ve saçma bir şekilde normalde 30 saniye verecek şeyi 250 bitirdi. Ve hala da arkadaşım boş yapıyor. Çünkü çocuk kötü. Hani Berk dedik, kim olduğunu bilmiyorum merak ediyorsanız. Şimdi yeni operatörümüz Ela ve bu hala daha gitmedi. Gider misin? Teşekkür ederim. Yeni operatörümüz Ela. Burada geçirtin yazıyor, istiyorsanız okuyun ama ben en son geçeceğim gene. Ela Polonyalı bir operatör dediğim üzere. Hani IQ deriz ya, she's so thick diyorlar yabancı redditlerde falan. Bu hani IQ'nun bir üst firması bildiğin. IQ güzel. Bence bu ablamız efsane. Hani cidden iyi bir ablamız. Daha hani hot diyebileceğimiz şekilde. Herkes Rainbow'a giriyor ve ben çevrim dışı olmayı unuttum. Ying videosunda böyle olmayacaktır. Teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz ve bu hatalarımı aldırış etmediğiniz için. Loadout'una geçtiğimiz zaman Scorpio Evo 3A1 Lightweight 9 mm carbine that offers selective fire max extended to 15 rounds cap. Efsane, benim için efsane. 28 damage'i 1080 fire rate'i var. Nasıl sekecek, nasıl sekecek bilemezsiniz silah. Ve 50 kapasiteli, evet bir defansif için 50 kapasite efsane. Frost en son 60 mi ne vardı, nerflediler çünkü. Yüksek ihtimalle bu da nerflenilebilir ama çok fazla sekecek silah. Aklınıza baştan bulunsun. Üniforma en son bakacağım, artık biraz hatalar oldu. Holographic compensator taktım. Vertical grip taktım. Olabildiğince sekmesini azaltmak istiyorum. Recoil pattern'ı da altta görüyorsunuz. Snake taktım. Bu season pass alanlara, birinci sezonda, birinci yılda alanlara bedavaydı galiba. Charm gene Operation Health ki hoş durdu bence. İkincisi bir shotgun'ı var abi. İnanamazsınız. Shotgun'ı bile çok güzel. Şimdilik shotgun'ın ismi F12. 35 damage, mobility'si 50, kapasitesi 10. 10 mermili shotgun bence oldukça iyi. Ve hani bu nasıl bir shotgun size söyleyeyim. Spetsnaz, Ruski shotgunları var ya, Kapkan'ın veya Tachanka'nın, onun shotgunlarına benziyor. Hani onları iyi kullanan bir oyuncu bunları da çok rahat kullanır. Reflex Extended Barrel ki buna suppressor da takılıyor. Hani bu da bir roaming bu arada Ela'da. Extended Barrel takmayı tercih edebilirsiniz. Uzaktan daha rahat oynayabilirsiniz. Vertical Grip tamamen recoil pattern'ı azaltmak için. Gene böyle ve böyle. Hani silahı da şöyle bir döndürelim. Gördüğünüz üzere. Arada eksiklerim olacak. Heyecanlıyım çünkü bir an önce uploadlamak istiyorum. Upload hızım çok düşük. Yeni evde yüksek olacak ve bunun en önemli özelliği pistolinde scope var. Evet, pistolinde reflex sight var abi. Değil mi? Çok hoş. Damage 38, mobility 50, kapasite 15. Ve hani shotgun alıp pistol kullanmayı ben daha çok tercih edeceğim. O bunu düzmemişiz. Hemen düzelim efendim. Yapıştırıyorsunuz muzzle brake'i. Çünkü teker teker sıkmanız daha iyi. Suppressor'dan kat kat daha iyi oluyor. Buna lazer takabilirsiniz bu arada. Ben gene snake'i takacağım. Şimdilik gördüğünüz üzere refleksli. Kendi sight'i var. O kadar rahat edeceksiniz ki shotgun kullanmanızı ben tercih ederim yani. Çünkü nasıl olsa bunda da scope var. Bir körlük yaşamazsınız. Onun dışında Barbed Wire ve Impact Grenade var. Barbed Wire daha iyi çünkü bu olacağımız gadget'la kat kat daha uyumlu Barbed Wire. Şimdilik headgear'ına geçelim. Headgear'ı normalde böyle pembiş bir gözlüğü var. Çok tatlı duruyor aslında böyle. Ama ben sadece şeyle uyumlu olsun diye bunu değiştirip VZ89 diye, hani bu nasıl bir camo? Snake camo mu oluyor? Ne? Ona benzer bir camosu var bunun. Bu arada bu da siyah olabiliyor diye biliyorum.
Gördüğünüz üzere siyah bir şimdi şapkası oldu. Hani siyah üniformalar geldi. Sadece yeni gelen karakterlere değil, eski karakterlere de geldi. Alabilirsiniz ve 11.000 renown olması gerekiyor. Aynen öyle, 11.000 renownmuş. Difficulty böyleyken, çok açık bir renkken, Season Pass'ı aldığın zaman VZ89'u dediğim gibi veriyorlar ve hani oldukça hoş duruyor ve daha koyu bir renk. Ama siyaha, siyahlarına aşık oldum ve hani bu operatörler haricinde siyahlar hangilerinde varsa onları almayı planlıyorum. Siyah efsane. 365 derecede döndürelim. Şöyle birkaç kere. Hoş. Details and istatistike gelelim. Armor'u 1, Speed'i 3. Bununla spam kill de yaparsınız, roaming de yaparsınız, site'da da kalırsınız. Tamamen objektif secure maçları için Legion ve Ela birebir. Şimdilik size İngilizcesini okuyacağım, Türkçesini olabildiğince iyi bir şekilde çevirmeye çalışacağım. Confusion proximity mines that can be unorched on surface, impairing hearing and causing and dizzying effect. Bunlar yerler dışında tavana ve kapı yanlarına, duvarlara koyulabiliyormuş ve bu patladığı zaman, siz oradan geçtiğiniz zaman size herhangi bir damage vermiyor ama kulaklarınızda hani echo drone'uyla çarpılırsınız, mountain shield'ı falan açılır, bir 10-15 saniye göremezsiniz ya sağ solu. Bunun daha da etkilisini düşünün ve bu cidden roaming için. Adam bir anda site'a rushlayacak, Ashe tarzı hero'lar için, rusher hero'lar için çok kötü bir şey. Hani IQ'suz rushlamamaları gerekiyor bunlar olduğu sürece. Eğer bunlara yakalanırsanız %100 zaten öldüğünüz gibi bir şey. Biosunu falan girmeyeceğim. Grom'dan bu arada. Elizabeth Bosak. 85'liymiş. Tamam. Şaka bir yana. Ela da bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, olabildiğince emek göstermeye çalıştım ve hani sizin için olmayan upload speedimle sağ sola gidip sağ soldaki kafelerden dilenip uploadlamaya çalışıyorum videoları. Ne kadar az video atsam da. Olabildiğince emek vermeye çalışıyorum. Eğer tüm yeni skinleri almamı ve onların skin showcase'ini yapmamı isterseniz aşağıya biraz yorum olmasını istiyorum. Hani yapabilirsin, ayrıca yeni map'i de gezebilirsin diyenler aşağıya yorum yazabilirler. Ve yukarıda da böyle bir anket olacak. Bunu da oylarsanız benim için çok iyi olur. Çünkü hani belli bir şekilde para yatıracağım ve skinlerden 5-6 tane var. Ve tanesi yaklaşık olarak 20 TL civarında. Hani bir 100-120 lira para vereceğim. Ama istemezseniz vermem, çünkü skinlere hayran kalmadım açıkçası. Ve şu anda gameplay videolarıyla karşınızda olacağız birazdan. Şimdilik video bu kadar. Devamında gameplay, gadget test videolarını göreceksiniz. Sizleri seviyorum. Video izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ying videosu en yakın zamanda gelecek. Sizleri tekrardan seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Bu arada sizlere heyecandan unuttuğum bir şey var. Legion'da her 20 veya 30 saniyede bir gadgetleri birer birer artıyor ve bir gadgetle oyuna başlıyorsunuz ve oyun sonuna kadar doğru biliyorsam toplamda 7 tane gadget koyabiliyorsunuz. Unuttuğum için kusura bakmayın. Struggle to stay sober. Hope to see you later when I get older. I still remember the smell of your perfume. It hasn't left me since the day you made me blue. I think I saw you, but I know I'm not supposed to. I must be dreaming, 'cause I don't believe in ghosts, yeah. Yeah.
just like me when it was over. One more day of sorrow and I'll struggle to stay sober. Hope to see you later when I get older. I still remember the smell of your perfume. It hasn't left me since the day you made me blue. I think I saw you, but I know I'm not supposed to. I must be dreaming, cause I don't believe in ghosts, yeah, ghosts, yeah. Told me to you to blame yourself.